gel oğlum, sen de gel. Kafasını tutacağım sen. Kafasını gibi. Evet. Gel kızım. Gel. Bırak. Buraya geldiğimde ne yapacağım diye düşünüyordum. Tarlaya gidiyordum, orman işine gidiyordum. Fakat sonu yoktu. Bu proje geldikten sonra kendi işim oldu. İlk yıl 9 tane doğumumuz oldu. 5 tanesini geri ödemeye başladık. Bu yılda 18 doğumumuz oldu. Onun da bir kısmını vereceğiz inşallah önümüzdeki yıl. 200'e kadar çoğaltmayı düşünüyorum. Peynir yapmaya başlayacağız. Güzel bir proje. 25 tane hayvan verdiler bize. Parça parça 25 tane olarak geri alacaklar. Yani hiçbir zorluğu yok. Maddi bir sıkıntısı yok. Parayla almak istesek 25-30 milyar para olurdu. Ama hiç para vermeden hayvan sahibi olduk. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Geri Tarsus'a dönmem gerekir mi diye. Ben buraya geldiğimde evimi getirmemiştim. Evim Tarsus'taydı. Buraya geldikten sonra, hayvanlar verildikten sonra buraya ev yaptırdık. Ondan sonra tam kesin dönüşümüzü yaptık. Daha da iyi olacak inşallah. Geleceğe güvenle bakıyorum. Eşim çalışıyordu, sigortalı işte çalışıyordu. Bayağı bir sıkıntılar oldu çalıştığı yerde. Pandemi girdi, onun sayesiyle buraya yerleşmeye karar aldık. Her şey bir an önce oluverdi. Küçükbaş hayvan desteği aldık. Normalde biz böyle 25 tane koyunu alamazdık. Yani bir tanesini bile alamazdık açıkçası. Çünkü hiç durumumuz yoktu. Eşim çalışmadığından dolayı bir sene hani çalışmadı. Ondan dolayı buraya yerleştik zaten. Yani bir tanesini bile alamazdık. Vahap Seçer Bey'e teşekkür ederim, belediye başkanına.